Daha gece yeni başlıyor. Sabaha kadar buradayız. Daha ben şarkı söyleyeceğim. Söyleyeyim mi? Necat abiyle söyleyeceğim. Necat Alp burada. Efsane Necat Alp burada. Beraber söyleyeceğiz bir tane. Şimdi hemen kısa bir şey anlatmak istiyorum sizlere. Reji odası sapıttı. Akış sapıttığı için o da şaşırdı hangi videoyu koyacağını. Yazık çocuk böyle bakıyor. Bir baba bana ulaştı. Dedi ki, benim oğlum lösemi hastası. Fakat o kadar çok kemoterapi verdiler ki vücudumda hiç lösemi kalmadı. Ne güzel. Ama beyin bitti. Çok büyük şansımız yok. Ve ben 8 aydır baba olarak Emre Belezoğlu'na ulaşmaya çalışıyorum dedi. Biz de daha yeniyiz. Yani 3-5 aylığız. Takipçi sayımız 25 bin, 30 bin civarlarında. Dedim abi nereden bulacağım ben Emre'yi? Yani futbolcu değilim ki ben. Oyuncu desem belki tamam da. Eşim dedi ki Facebook sayfasına yazsana. Biz de yazdık. Emre Belezoğlu lazım acil. Telefonu geldi. Emre Belezoğlu konuştuk. Aradık konuştuk. Ertesi sabah Çapa Tıp Fakültesi'nin kapısında Emre Belezoğlu ile buluştuk. Dedik ki Alpay'ın çok fazla şansı yok. Alpay'ın babası 8 aydır sana ulaşmaya çalışıyor. Bu nedenle içeri girdiğin zaman lütfen Alper Türedi'den bahsetme. Ne oluyor be? Orhan, gıcığım sana zaten. Dedi ki Alper Türedi'den bahsetme. Bir dileğin vardan hiç bahsetme. Baba 8 aydır sana ulaşmaya çalışıyor. Lütfen içeri girdiğin zaman de ki baban geldi, söz verdi, bizi buldu, biz de geldik yanına. Şimdi izleyeceğiniz videodaki buluşmadan 5-6 ay sonra Alpay vefat etti. Ama Emre Belezoğlu'yla tanıştığı günden öldüğü güne kadar babası onun gözünde bir kahramandı. Çünkü Emre'yi babasının getirdiğini zannediyordu. Videoda da zaten göreceksiniz. Baba sürekli bana güveniyorsun değil mi diyor. Bir izleyelim mi Kemal? Çapa'dayız. Kudret Alpay'a geldik Emre Belezoğlu ile beraber. Buyurun buyurun siz geçin. Nasılsın? İyi misin? Sen de iyisin. Tanıdın i̇yi değil mi? İyi misin koçum benim? Maşallah. Ben sana ne dedim? Ben baba söz verdi geldi bizi buldu ben de geldim yanına. İyi misin? İyisin iyisin maşallah. Bak sana bir tane de forma getirdim. Bak ben yanımda. Sana ne dedim Alpay? Oğlum sen bana güveniyorsun değil mi? Hah. Bak bunu mecburen takıyorum bunu. Yoksa... Bak bir tane de böyle Fenerbahçe forması getirdim sana. Yeni tamam keselim Kemal. Yeni numaramdan. Hemen diğerine geçeceğiz. Engin Akyürek. Çoğunuz tanır. Oyuncu kaliteli insandır. Çok da sevdiğim dostumdur. Karapara Ağaç'ta tanıştık onunla. Emre ile olduğu gibi. Onun sayesinde çok çocuk güldürdük. Uluslararası fanların sayesinde o kadar çok hastane odası, hastane sınıfı ve zihinsel engeller için özel alanlar yaptık ki sayısını ben bile unuttum. Bugün burada olacaktı. Kısmet olmadı ailesinin yanında. Bir kızımız, bizim yönetim kurulundan bir yönetim kurulu üyemizin yeğeni Engin Akyürek'te tanışmakta dileği. Engin de İstanbul'daydı. Götürdük. Kısa bir süre sonra kızımız vefat etti. Allah rahmet eylesin. Var olduğuna inanılan yerde benim kızıma ablalık yaptığını düşünüyorum. Bir heyecanını bir şahit olun istiyorum. Bir yayınlayalım onu çok kısa. Bak kim geliyor. Selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. İyi misin? İyi. Teşekkür ederim. Çok sevindik. Ay şükür yutum. Merhaba. Sağ olun. İyi misin? Çok söylemediler mi? Ay hayır. Yoktu. Gerçekten haberi yoktu. Sen neyin oldun ki? Kim ki yani? Benim abi. Bizim abi. Göstereyim ki abi. Tamam Kerem. Kerem Bey. Tamam Kemal. Tabii kızımızın annesinin arkadan da sürekli Kerem Bey. Bu tecavüzcü Kerim değil mi? Demesi çok güzeldi. Fatma Gül'ün suçu neden dolayı?
Allah rahmet eylesin. Bu videolar saymakla bitti.